Kılıçdaroğlu yalnız değildi. Ardahan'a yiğitlerim dediği Cumhurbaşkanı yardımcıları, adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte gitti. Yavaş da kürsüdeydi ve iktidarın terör söylemine tepki gösterdi. Seçim geldiği zaman nedense devletin bekası tehlikeye giriyor. Seçim yokken bir şey yok. Halbuki asıl beka nerede tehlikede biliyor musunuz? Bugün işsizlik almış başını gidiyor. Fiyatlar almış başını gidiyor. Hiçbir esnaf aldı, sattığı malın yerine aynı paradan yenisini koyamıyorlar. Mülteci sorunu bütün Türkiye'yi sarmış. Kiralar yükselmiş. Bunun önüne geçen yok. Asıl beka sorunu budur. Her seçim biz terörist oluyoruz. Bize oy vermiyorsan terörist. Kendileri beceremiyor. Fiyatlar artıyor. 2019'da hatırlayın. Pazarcılar teröristti. Geçen yıl marketçiler teröristti. Şimdi Rekabet Kurumu kasaplar hakkında inceleme başlatmış. Bu ayın teröristi de kasaplar. Bu rantların parsel parsel satanlar, bu rantların gitmesini istemedilerse, yani daha iyi bir yönetim gelmesini istemedilerse, şimdisi aynısını bu iktidardan duyuyoruz. Bunlar gelirse yönetemez, bunlar gelirse ülke bölünür, bunlara oy veren terörist. Gerçek Müslümanın ağzından bal damlar. Onun için Cumhurbaşkanımız inşallah Çankaya Köşkü'ne oturacak ve bu ayrımcı dil bitecek.